Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslam Bilimleri bölümünde bakalavruluk tükettim. Bugün sizlere inşallah İslam fıkhisindeki mezheplerini tanıştırışka tirişime şunu kadar kadar meselelerini birlikte paylaşırız inşallah. Onda bolsa başlap gidelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Biz bugün İslam fıkhisindeki mezhepler diyen temada leksiye uzmak için inşallah kanda başlansam buldu da buldum da en doğrusu bu şu temi başlıkı kılıp tanılan İslam fıkıh ve mezhep diyen üç kumini bilen tanışıp anladın ki bunun bir bölümünden boğan münasebeti ve alakadar meseleler hakkında paylaşmış. Onda bulsan İslam. En başta İslam diyen nime diyen hakkında tohtuluştum başlayalım. İslam diyen nime? İslam diyen lügatte boysunuş, teslim buluş diyerek manalara geldi. Bu İslam Arapça bir söz boğalıktı. Uygurca tercümesi bu şekilde. Lakin istilahta yani biz hazır maksat kılatkan manisi boysunuş teslim buluş demez. Biz maksat kılatkan manisi Allah-u Teala'nın Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkalık biz gevetken dininin ismi. Yani bizim dinimizin ismini maksat kılatımız bu yada İslam diye vaktimizde. Bu yadaki din dediğimiz hem de bir ilahi kanunu gösterdi. Yani akıl egesi kişilerini öz ihtiyarı bilen dünya ahiret yaxşılık ve bahtı eriştirdiği ilahi kanunu biz din de bataymış. Şunu için ilahi kanun yani Allah'ın bizi göstergen yol körsetmeleri hükümlerden ibaret bulduğu bu hükümlerini yani İslam dinindeki hükümlerini birkaç kısmı ayırıyoruz. Fıkıh diyen nereden gelgen deyiş için biz bu yerdeki İslam dinindeki hükümlerini ayırıp durup sözümüzsek bulmaydı. Şuna İslam diyen de dinimizi maksat kalan bulduk. Hem de İslam dinindeki hükümler kaç kısım kayırıldı diyen gel karaylı. İslam dinindeki hükümler üç kısım kayırıldı. İtikadi hükümler, ameli hükümler ve ahlaki hükümler de. İtikadi hükümler dediğimiz Allah kişinin ahiret günü kişiniş, peygamber kişiniş diyen ki okşuğan akidimizi, akidevi meselelerini ölçüge aldığan bir hüküm türünü maksat kıldı. Bu itikadi hükümler adetten akide, tevhid, kelam ilmi sahalarda tetkik kılınıyordu. Yani en mesela bir ilim ama ismi farklı olan bu şu sahada tetkik kılınıyordu. Anneki ahiretteki ahlaki hükümler çözülse, ahlaki hükümler rastçılıkların vaciplikleri, yalgancılık kılışının haramlığı okşuğan ahlaka ait nesillerini ölçüye ağan bulup bu kayıt sahası da tıkkınlıysa ahlak ilmi ya ki tasavvuf ilmi sahası da tıkkınlıdır. Hem de oturdu da ameli hükümler kalıp kaldı. Ameli hükümler çözülse ameli hükümler insanın başkası bilen boğan münasebeti dedi ki söz ve şerketlidirge alakadar hükümlerini ölçüde aldığım bulup bu kayıt sahası tetkikleniyordu. Bu fıkıh ilmi sahası da tetkikleniyordu. Yani fıkıh diyen İslam dinimizin hükümlerinin yani üç kısmından birisini teşkil kıldı demekti. Bu yerde ameli hükümlerini başkası bilen boğa münasebet dedi. Başkası bilen boğa münasebet ikiye ayrıyalayımız. İnsanın Rabbi bilen boğa münasebeti közü tutuldu. Ki bu yerde kayısı türüne yazıcı kaldı. İbadet. Yani fıkhının ibadet kısmını sözlündü. Yeni bir gel insanın başka insanlarla bilen boğa münasebeti ki bu yerde neyini köz tutumuz? Muamilat kısmını köz tutumuz. Şuna ibadet ve muamilatla hepsi ameli hükümler boğan bu şu fıkıh ilmi sahası da tetkik kılmadı. Bunda bulsa biz fıkhının İslam'ın bir parça kellekini bulduk. Bunda boğanda fıkıh diyelim mi? Yani sözlük mühendisi ve istilahda biz fıkıh diye aklımızdan yemin maksat kılmaz. Bunu bir karab çıkaylı. Fıkıh diyen ne madde gelecek da? Fıkıh diyen lügatta bir nesnin biliş ve düşünüş diyen gözlü. Yani fıkhın diyen kelime Arapçadan gelen bir söz. Bunun manası biliş düşünüş diyen oldu. İstilahta ne mananı bildiriyor ise istilahta İslam şeriatındaki ameli hükümlerini tepsili deliller arkalık bilişini körüstüdü. Bu yada İslam şeriatı dedi ki İslam şeriatı dedi ki İslam'dan başka şeriatlarda hükümler olsa biz bunu fıkıh da bulamayız. Fakat İslam'da buluş gerek. Ameli hükümlerini yani ibadetke ya ki muamelatka ait olan hükümlerini körüstüdü. Bu
deyə itiqadi bilən əxlaqi çıxıb gedirdi. Təfsili dəlillər arqalı biliş. Faqat hökm bilgən gələn bunu fiqh deyə adımaymız. Dəlillərini birlikdə biliş gerek. Məsələn, namaz. Namaz oxuş bizgə qandaq pəriz. Namaz pəriz deyən bolsaq, bu yerdə biz əməli bir hökm noturuq qoyduq. Bunun təfsili dəlili deyə desə, təfsili dəlili Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə falan ayətdə və aqimussalatə deyə. Yəni bir ayətdə innassalatə kanat aləlmu'minina kitaben mawquta deyən, yəni namazda durğuzonlar, namaz vaxtı belgilenen halette farz kılındı, diyen de bu şeyden diyen. Biz bunu karab durup, yani emeli hüküm boğan namazını bulduk, tepsili delili boğan ve aqimu salatını, inna salatı kanat alel mu'minine kitaben mevkute diyen ayetini bulduk. Bu şulani bilgen bolsak, yani bütün emeli hükümlerini, bütün bu şunda deliller arkada bilergen bolsak, biz fıkhını hakiki bilgen kişi bulmuz. Bazılarını bilsek, fıkhtan az dolu haberimiz boğan buludu. Yani fıqh degen istilahda İslam şəriəti deyir ki, əməli hökmləri təfsili dəlillər arqalıq biliş deyəni göstərir. Ne düşünsək bu oldu? Məsələn, namazın başqa mı durğun örnəkləri var? Məsələn, düşən pəyşəmbə rozu tutuş sünnət deyimiz. Bunu qanda bildiğiniz sünnət deyimiz bir hökm, əməli hökm. Dəlili çox isə dəlili hədisdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hər düşənbə pəyşəmbə rozu tutqanlığı bayan qılınğan. Biz bunu dəlil deyib göstərdik. Yəki oğurluq qadının qulu kesildiyi deyimiz. 11 əməli hökm. Onda bolsa bunun dəlili çox desə, Qur'an-ı Kerimdə Allah Taala və səriq və səriqət faqta'u əydiyəhuma. Oğurluq qılğan adamın qolunu kəsinlər deyil. Şunun üçün biz bu yerdə məşhur dedik də, əməli hökm bilan təfsili dəlillərini bu şəkildə göstərsək buldu. Şoğan fıqh deyil nəmə? Deyil, məşhur da düşünsək buldu. Yəni, İslam fıqhisi, İslamdiki bir qism hökmlərini təşkil qıldığan bir pənna ismini fıqh deyə atayımız. Əmdi, İslam fıqhisi deyəni düşündük. İslam fıqhisi deyəni kim? Biz notiyyimizdə İslam fıqhisidiki məzhəblə idi. Onda bolsa, məzhəb deyəni nəmə deyilən üçüncü bir hüqum var. Məzhəb deyəni nəmə? Məzhəb deyəni nəmə deyə axtımızda, bu mu ərəbçi bir söz, bu loğat tərcümüsü, prinsip, mənılğan yol, iqim, köz qaraş deyəni mənalarını bildirdi. Amma biz istilah ne? Yani biz kabul kılgan, maksat kılgan mənisi çözdüzdə, maksat kılgan mənisi dinimizdeki itiqadi, fıqhi hükümlerinin delillerini tepiş ve düşünüşdə iş ehli boğan alımlarının oturup koyan köz karaşları ya ki bu köz karaşlarının oturup koyuşta tayanılan prinsiplerini görsüdü ki biz muşunu mezhepteyimiz. Bu ya da dinimizdeki deyendim, İslam dininin başka şekilde müştabir nesler olsa biz bunu İslam'daki mezhep de unutamayız. Eğer dinimiz de bunlar itikadi ve fıkhi olsa itikadi mezheplerini akidedeki mezhepler de bunu ayrım düşündürümüz. Fıkhdeki mezhepler olsa bunu ayrım düşündürümüz. Şu an iki türlü ayrıldı. Ahlaki hükümler gibi yani ayrım ahlaktaki mezhepler bulalaydı. Hem de bunların delillerini de bir şey düşünüşte dese delillerini yani bir hüküm var. Hükümün delilini mavu nədin kəgən, qaysı dəlilgə qarab durub aldıq deyimiz. Bu şunların tipi düşünüşdə hər alimnin pərqliq köz qaraşları buldudu. Ya ki, bu şu bunda dəlil qoyuşdu ki, tayanğan bir prinsip buldu. Mən mandaq dəlilini alamayam, mandaq dəlilini almayma deyilən. Bu şunu qarab durub, biz oturuq qoyğan köz qaraşını mı məzhəb deyələyimiz, ya ki, tayanğan prinsipini məzhəb deyələyimiz. Lekin texnik bir yığıncaqlab etkanda köz qaraş və prinsipdən təşkil tapqan bir sistemli mezhep diyelimiz. Bu yani iş ehli boğan alımlarının da bunda bir asılsızlık aslan buldu. Mezhep diyenli adetik adam kurup çıkamaydı. Ya ki bir nesil dese adetik bir adam köz karışı oturup koysa ya ki bir prensipin madem doğru olsa biz bunu da mezhep demeyiz. Çok ol işinin ehli buluş gerek. İtikaddeki mezhepin oturup koyuş için itikad yani akid ilmi de alım buluş gerek. Fıkıh da bir mezhepin oturup koyuş için fıkıh da müctehid buluş gerek. Şunu bilen, İslam, fıqh, mezhep deyken bu hükümler bizge düşünüşlük oldu. Bunda bolsa biz mezheplerinin, yani İslam fıqhisindeki mezheplerine bir kara ötep kesek oldu. Lakin İslam fıqhisindeki mezheplerini doğru tanıyalışımız için, yakış düşünülüşümüz için fıqh ilminin tarihine kısıkça bir kara çıkaylı. Fıqh ilminin kısıkı tarihi. Fıqh ilmi, her kanda bir İslami ilimde
sözlüyü axtımızda biz hamısını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o devirden başlamağın deyimiz. Fıkhi ilmi ama şuna oluşuğun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o devirden başlamağın. Başka ilimler de mi asasen ba? Her kanda bir ilim yani Peygamber aleyhisselam o devirde ba da yapılab. Atalgıda bulması mümkün deyimiz. Fıkhi ilmi ama oxşaş. Şu vakitte atalgıda bir fıkhi ilmi deyduğun bir ilim mında. Bir pen yok de. Ama fıkhi ilmi hayatta da yani dini hayatta battı. Şunu var, başta Peygamber Aleyhisselam'ın o devirden başlayıp başlasımız gerek tarihi bir aklımızda. Peygamber Aleyhisselam'ın o devirde Peygamber Aleyhisselam'a fıkhının menbası olan Kur'an yani vehiy şu attı. Ve ikinci menbə sanıldığın Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam bizzat hayattı. Bunu üstüge şu atkan Kur'an-ı Kerim yani vehiy sualla bolsa sualla'nın üstüge kilitli. Mesela sahabıla haram aylarda oruç kılış hakkında sorgan bolsa Kur'an-ı Kerim haram aylarda oruç kılış hata ya ki muşunda dapma o hükümde bayan kılıp derhal ayet şüret Allah Teala. Ya ki bazı da meseleler üstü ikiletti. Mesela bir mesela Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı da Ayşe radıyallahu anh'ın böften çatlanan bir vaka boğan. Bu vakana üstüge Allah Teala böhtan çaplığı çığı kanda ceza berildiğinliği, böhtan çaplanğanda kanda muamele kılışımız gerekliği hem beni tefsili bayan kılıp vahiy çürgen. Yani vahiy bazı sual bilen, bazı da aşında nimi bilen demeyiz, mesele üstüge kilitli. Yani bazı da Allah Teala bizge fakat parası kılmakçı olan bir ibadet olsa tabii ki bu şekilde mi düşüretti. Lakin düşüp duruyorken bir nesiydi yani. Bulat boğan nesiyle bırakılan emel kılan emez bir tarafından kilitli. Yani bir Peygamber Aleyhisselam'ın hayat boğa aşka sahabılar niye bu mesele uçurursa Peygamber Aleyhisselam'dan sonra etti. Peygamber Aleyhisselam cevap verdi ve bu şekilde bu hükümler hayata tetbiklan etti. Eğer sahabıla yırak yıraklarını sefer kılgan boğulsa bağın yerleri de ictihat bilen. Yani bana bir peygamber ehvalda kayısını kılsam doğru buldu de oylap doğru buldu de karar kılgan bir işini kılattı. Kıpoğandaki kayıtka vaxtında çoğun Peygamber Aleyhisselam'ın soru etti. Sonrası Peygamber Aleyhisselam ya doğru ya hata da hüküm kıpır etti ve hüküm, ahirki hükümde Peygamber Aleyhisselam belgelik üçün bu ümmetke ki şu ahirki hüküm kaldırılgan bulatdi. Mesela bu olduğu hilqe bir sahabe seferlik vaxtta yani uruşka çıkıp uruştun komandan genelde kaydıdığan da cunup bulap kaldıken yolda cunup bulap kaldıken ki sahabe bek soğuk etti gelikte. Şunu bilen yüyünse, özgü ziyan yetküz doğalıqını bilin, yüyünmeyi kanaklıgan, teyemmüm kılgan. Bunu Peygamber Aleyhisselam'a kilip diye vaxtı da, teyemmüm kılgan deyken, başka sahabalarına imam bulan namaz okup verirdi. Namaz okup verirken deyken, başka sahabalarına bizim doğru kıldı mı, hata kıldı mı, dönüp o adamın kendi namaz okup kaldı mı, deydiğen bir nesil olgan, deyken, emirge itaat kılış vacip, şunu bir neden meylen İhtihat kılıp, başında namaz okup, kayıtlar. Peygamber Aleyhisselam'dan yeni okuya geldi. Peygamber Aleyhisselam'dan sorgan. Sorgan canım Peygamber Aleyhisselam. Teyemmümün gayet zıkkın digen, muş doğrusu ayet düşken. Hem teyemmümün şekilde Peygamber Aleyhisselam bayan kıp egen. Muş ne olsun? Peygamber Aleyhisselam'ın devrinde fıkıh ilmi bizzat yaşını bir taraftan hüküm kilip, yeni bir taraftan tatbik edilen bir hayat maddi. Hem de Peygamber Aleyhisselam'ın vapat tepişi bilen sahabe devri başlanan. Sahabe devri de bundan yaşavatkan bir peygamber yok ve çuvatkan bir vehi yok. Bu ikilisinin ahiri tüyüyelik üçün sahabe devri biraz taraklık boğan. Ama sahabe devri de mi? Sahabe devrinden iki gibi ölsek buldu. Birisi halkı, Töt Halipi devri, birisi Töt Halipi'den kiyinki devirle. Töt Halipi devri de bire mesleki yolu kılsa Töt Halipi'den yani şu vaxtı da babı olan Halipi'den ve çoğu sahabelerin hüküm sorup barattı. Şunu bilen sahabeler bir yerde boğuşka hepsi ictihat kılıp yeni mesele hakkı diyor. Ancak ictihatın neticesi de petva verildi yeni meseleye. Petva verilgen çağda aşım mavu cık vakitte bu yani icma bulattı. Şunu bilen şu petva boyunca emel kılın mağattı. İcma boğandaki zaten onun dekin o mesele hakkı da ictihat kılış gerek olmaydı. Aşı şekilde mağattı. Yani mavo icma bulanmağa dağıtlarımın köpçilik sahibi birlik ilerleydi. Halipinin buyruğu bilen mağıttı. Diyen de ihtilapla yüzmemeyen bu şekilde mağın. Sahabi devrenin başları da şundan boğandı. Mesela Kur'an'ın Kur'an Peygamber Aleyhisselam'ın devri de bir kitap kılıp toplanmağa o. Kim şunu toplayımız mı toplamayımız mı der. Anladık ki sahabilerle mesleğe ilişip sahabilerle ortak fikir bilen. Anladık ki
Halipinin kararı bilen toplanan, onun başka durumun hadislerine yeni hükümler bu şekilde çıkarılgan. Sahabi devrinin ahırları da sahabılar dinli zemin yüzüge taktış üçün durgun devletlerge, şehirlerge takılıp ketken bu vakitte hem de her bir şehirde çoğunluk sahabedin bir daldan bir daldan kalan ki her bir sahabe turuatkan şehirde aşu sahabe fıkıhta hüküm sorulduğun bir kişi aldı gikergen ve şehir halkı aşu sahabedin hükümünü sor etti. Fetvasını şu sahabenin belgen fetvası boyunca amel kılıp mağattı. Elbette bu yerde aşu sahabe en alim kişi boğalık üçün. Aşu sahabe peygamberimiz yani başkına karakında takvalık cihetine üstün boğalık üçün. Şunu hoşunda bulattı. Mesela bunu ondan bildiğimiz mesela Medine'de Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'u, ondaki Kufe şehrinde Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'u, Mısır'da olsa Amr ibn As radıyallahu anh'u diyenek bu sahabeler bağın yerlerinde hüküm merciyi bulup, yani hüküm sorulduğun kişiyi bulup devam kılgan. Ve şu sahabenin fetvalarına şu şehir halkı emel kılıp bu şekilde bağlan. Hem de sahabeler devri tügep, sahabeler vefat edip ahırlaşkanında tabiin devri başlanıyor. Tabiin devri mi? Sahabelerin ahırkı devri okşar. Sahabelerin kayıs şekilde ügengen olsa çoğu sahabe, çoğu tabiin la den hüküm sorulup ulanın belgen fetvaları boyunca emel kılıp ne olgan? Yani tabiin la sahabelerin fıkıh ilmin ögünün anladıkken o vefat tapkancağda şu talepleri fetva bir işini özgü ağan isek oldu. Fetva bir işi adet ki işemez. Tabii ki yan mesele çıkacağı da Kur'an sünneti sözlenmeyen olsun. Bunun adı ictihad bilen hüküm kılış gerek. Bu şişti tabiin devri de çoğu tabiinlaştı. Gelip şu şekilde kılgan. Tabiin devri ahirleşip tebe-i tabiin devri. Yani tabiin devriden bir nesil kiyinki bir devir başlanma. Bu çağdan da Müslümanlar Nurgun şehirlerin azat kılınışı ve ben kuşumca yani dinin bütün dünyaya takılışı sebeple Müslümanlar köpeygen, anadigin, Nurgun Müslümanlar köpeği iş bilen birlikte Nurgun meseleler oturuğa çıkan, tekimi köp ictihatlığa, tekimi köp yeni meselelerde, yeni meseleleri pertuvarla bir ilişki, şunda bir ihtiyaç da olgan. Şu vaxtadan bu şu ihtiyaçlar kırda çok alımla yetişip çıkan, mesela Tebe-i Tabi'in devirdeki alimlerden Ebu Hanife Rahimullah yani İmam Azam Rahimullah bu şu devirde yetişip çıkan. İmam Malik Rahimullah bu devirde yetişip çıkan. Şu onu başka nurgun alimler yetişip çıkan ve bu şu alimler kegen meselelerini körüp, tahlil kılıp, anladık ki içtihat kılıp bunun üstüde fetvalarını verip mağın. Tebe-i Tabi'in devirden bir kiyinki devir boğan kiyinki tebe-i Tabi'in devri de koymuz hem de bu şu devirde o yani ikinci Tabi'in devirde o. Kanda boğandı ise bu çağda mı aldığı devirdeki okşaş alımla tohtuma yetişip çıkıp fıkıh ilmede meselelerde yeni meselelerde pertuvarlarını verip ictihatlarını kılıp kitaplarını yazıp şundan kılgan. Bu iki devir fıkıh ilmi en güllengen devirler boğan. Yani eğer bir mesele bolsa ottur da o mesele Kur'an hadisinin izdilette elbette. İzdilgenlikin bu kalsa Kur'an hadiste hükmü derhal sözüne yani fetva birilerde bunu oldu mesele yok. Ama fetvası bulmağın meseleler bu kalınca da şunun içtihadi biraz kıyın bu başka. Bu ne? Muşişki devirdeki alımla en köp kılgan ve en katta alımla Muşişki devirde yetişip çıkan şu vasıfı kıyının en güllengen devri Muşişki devir desek buldu. Ama ahırkı devirde mesela kimler var desek biz en meşhurlarından İmam Şafii Rahimallah, İmam Ahmet bin Hanbel Rahimallah mı bu şu devirlerde yaşayan. Andın ki bunun dünkü devirlerde çoğu desek bunun dünkü devirlerde yani tabiin devri, bunun dünkü devir, bunun dünkü üç devir tüge boğandın ki bu çağda yeni alım, yeni din büyük alımlar yetişip çıkan ama bunlar burun kadar yeni meselikken yani ictihad kılıçtın bekrakla nemi git ayanıgan dese burunkularının ictihadı boyunca emel kılıp şularının petvası asasını petva bir ilişki ayanıgan. Yani yeniden bir yol sızıştın bekrak burunkunun yolu da menışka başlayan. Bunun sebebi mi? Mesela kayısı birisi olsa mesela Kufe'de yaşayan ya ki Irak'ta yaşayan alımla İmam Ahmet, İmam
Azam Rahimallah'ın, yani İmam Ebu Hanife'nin fetvalarına asasını durup fetva verip, ya ki başka yerde yaşayanlar başka yerde ki şu ustazlarının fetvası asasını durup, fetvası asaslanmışsa şunun çıkan bunda bir yol programı prensibi bulduğum şu prensip asasını durup fetva verip mangan. Bu devirde yeniden ictihad kılınmay, bu şunda burun kulağı taklit bilen devam kılınışı da elbette bir kançlığa sebep var. Mesela bu devirde Abbasiyla devleti yani İslam halifeliği acizlap kalan. Bu mu bir sebep boğan mı şunda? Yani devlet aciz, şu alımlarının cık cık işlerini kılışığa fırsat bulmağın desek buldu. Onun için sırt bu devirde pitine oturuğa çıkıp ağaçka alımlar özünün takvasının bekirak üzdün burun yaşayan alımlarının takvalıkıga bekirak işengen. Şunu üçün mü burunkuların yolunu tutuşunu artık bilgen. Onun da ise ma devirde burun asas mahiyetindeki kitapla yani çoğun hadis kitapları bulsun ya ki bulmuşsa ma fıkıh usulü deyimiz usul ilmedeki çoğun kitapla asasen yazılıp boğan. Şuna boğan dekin yeniden kılıçtın bekarak burun kulağı tayınış bu devirde evi cevgan desek buldu. Ama bu hem de başkaları tayin öyle fakat yeni bir iş oturuğa çıkarmıyor mu dese onda emez. Bunların mı oturup çıkan işleri yok. Mesela yeni ictihad kılmadan bolsun özlerinden burun ötken ustazlarının petvalarını bir yerde toplayan anladınkin petvanı verip onun hükmünü yani muşu bir hükmünü bir işte bir delilgi tayin edilir. Delilini sözlemeyen bolsa muş delilini izlenip tetkik kılıp ma petvanı ma delilgi asasen bergen diyerek bu nesnen oturup koygan. Tehim bu yığın çıxılap etkanda ustazlarının tutmağın yolunu bir sisteme kırgızgen. Şunun bilen bu yerde Ebu Hanife rahimallah olsun, Şafii rahimallah olsun bir fetvalarını verip kığa vakti de ben manda bir mezhep imam, ben şu mezhep kasasen mağdan demeyken. Lakin özünün bir prensibi gıtayınıp mağdan. Ma ahir kadar verdi yaşayan alınlar için ise özlerinin ustazlarının bu şu prensiplerini yığın çıxılap ekilip bizim ustazımız ma prensip hemen kılıp manda manda hükümlerini beğen de bir sistemin oturup kığa bu şu sistemi mezhep bulup kiyen devam kıp ketken. Hem de şu ahırkı devirden başlap günümüz geçe asasen ahval okşaş bob gelgen yani kimseri taklit kılış yani burun kulağının yolunu tutuş umumlaşkan yeniden hüküm çıkarış yani yeniden ictihad kılış işleri asasen ahırlaşıp kalan yani ictihad kılınsı mı bu muşu bir mezhebinin prensibi asasen yol tutup ictihad kılmaktı. Şununla muşu iki devirde oturup koyulan mezhep etkili, yeniden mezheple asasen oturuğa çıkmayan. Bu şekilde bir de biz hazır bildiğin 4-5 mezheple olmaz. Nurgu mezheple oturuğa çıkan ama mavu ergeş küçüsü köp boğan, kitap köp yazılan mezheple varlıkını devamlaştırıp günümüz gece itip kilerleyen bozulu. Bazıları şu vakti de ergeş küçüsü köp olmağa çıkan ya ki talipleri köp olmağa çıkan aşı mezhepine terakki kıldırılan Allah köp olmağa çıkan şu yerde tükep gelirken şu an biz bildiğalarımız bu içe amel kılıp hazır şu mezhepler hakkında izin edilen kitabımız. Hem ahırkı devirlerde yeni bir meselem var. Mesela gün seri yeni meselelerde ictihad kılıçtan başka mı? Kıyılmadan nurgun ihtiyaçlar doğulup mağar. Bu şey ihtiyaçlar da alımla başka sahelerde izinip kılıç gerek boğan. Şunu oğumu bunu odun ki asasen yeni bir mezhep oturup koyulmadan desek buldu. Bazı alımlar mezhepini tutulamayan yani aldığın kısığa geçmeyi yeni mezhep oturup koyuşumuz gerek diyen bozumu. Bu fikri bek kollaşka erişemeyen ya ki uzun bağmağın. Şunun için fıkıh ilmeden bu şu baştaki üç devir normal fetva bir bağmağın ahırda iki devirde mezheple oturup çıkan en ahırkı devirlerde olsa bağ mezhepini terakki kıldırış yoldu bağmağın da kıskartsak buldu. Fıkıh ilmeden tarihi bu şekilde hem de İslam fıkhisindeki mezheplerine götürmez. İslam fıkhisindeki mezhepler kaç kısım bölünüyordu diyeyim bu en başta hak mezhep, batıl mezhep de iki kısım bölünüyordu. Hak mezhep dediğimiz İslam dairesinin içinde kapkavan yani Allah'ın dinini hakiki bir şekilde tutmağalıgan mezhepler. Batıl mezhep dediğimiz bu yerde İslam fıkhisi dedik lakin ola fakat özünü İslam deyip adı vağalık için şu İslam fıkhisi dedim. Bu mesela batıl diye baktığımız zaman zaten İslam dairesinden sırtı çıkıp gitip kalan mezheplerini gösterdi. Bu şekilde iki gayrı başta. Hem de batıl mezhepler
Kaysılar, yani kimler, kançısı bulunduğunu da karar bakıdığan bolsa, batıl mezhepler, Şii, Havariş, de bir kısım bulundu. Akide de mu hak batıl da ayrılıyordu. Anladın ki batıl da Şii, Havariş var. Onun da başkaları mı var? Hem de yani Şii bile Havariş ile buluşunun sebebi, Şii bile Havariş ne olalım? Hazır yaşavatkan fıkhi mezhepleri var ama başkalarının onda yok. Şunun için batıl mezhepler diyeceğim de fıkıhta Şii ve Havarişlerin mezhepleri var. Şii'ler Zeydiye, İmamiye dediğin iki mezhebi var. Hazır yaşavatka mezheplerinin. Havaricilerin İbaziye dediğin bir mezhebi var. Hem de ben hazır mayada batıl mezhepler kanda oturgu çıktı, kanda peydah oldu diğerlerin sözlüme ben. Çünkü mavu devamlı katmış vatkan bozana eğer bu liksiyelerge bir kancı liksiyel burun bir savaşçımız İslam akidesindeki mezhepler hakkında doktorluğun, bu çağda batıl mezheplerini sözler boğun. Bir mezheplerin batıl buluşu için fıkıhtaki hükümleri demek rak, akidedeki hükümleri, akidedeki sözleri bunu demek rak tasir kıldı. Bu şula mao, şia bolsun, havarizle bolsun, her şekilde batıl bulup geçtik sebep akideye ait meseleler boğuşka. Şunu şia da kanla bulup oturuğa çıkan bunların tepsili sözler buldu. Kızık kalla şu liksiyelge ne kaydında ona baksana buldu. Anlayın ma hazır yaşavatkan nemis çu dese ma bu fıkıhtaki mezhebi çu dese Zeydiye, İmamiye, İbaziye var. Biz bunların şu bayan biz diyen hilak iki devirde mezhepler oturuğa çıkan dedik. Bunlar bu şu devirlerde oturuğa çıkan oturuğa çıkan imamları yakşı insanlar bolsun mu? Yani ulanın tabii ki tepsili ahvalın hakkında ben bu izlenmedim. Hemimiz için buna pek münasebet kitap karmayın ve fakat lan mavu bir Zeydiye mezhebinin hükmü kendi geçerli. Biz bunu hiç doğru karmaydı kalıkımız ne? Üzümüzden hak mezhep boğan mezheplerimiz bana kadar bilmezsek lan bunu. Şu ismini zikir kılıp ötep gitmiş için bu şeye ağam buldum. Şunun için ben tepsi izini bakmadım. Lakin mezheple bak ama biz ne bek biz bilen bek münasebet yok çünkü zaten en başı da akide de hata etkilik için batıl mezhepler kısmına kırıp getirdi. Şialarının Zeydiye İmamiye mezhebi bilen Havaricilerin İbaziye mezhebi. Biz onda olsa hazır İslam fıkhısındaki mezhepler hak batıl da bir şekilde görüldü tutuk. Batıl mezheplerini tanışıp öttük. Batıl mezheplerinin tarihi bilen münasebetlik. Başka bir şeyden ona baksana buldu. Bayağıdık ki tepsilatını bilişimizde gerek yok tabi karakalıkım için hak mezheplerine götüp gittim. Onda bolsa İslam fıkhısındaki hak mezhepler kaç kısım bulundu diyen Karapakaylı. İslam fıkhısındaki hak mezhepler iki kısım bulundu. Ehli sünnet mezhepleri ve ehli sünnet bombağı mezhepler. Ehli sünnet mezhepleri tört mezhepli gözüdü. Bence hem Allah bu tört mezhepten kayıslıklı bilgisler. Ondakin ehli sünnet bombağı mezhepler zahiriye mezhebi deyilen bir mezhep var. Bu mu İslami bir mezhep yani İslam fıkhısında bab olan bir mezhep. Ama bütün alımların icması bilen ehli sünnet Katar'a kiremigen. Bazı alımlar ehli sünnetin Katar'da desin o, yani bazıları onda hamas digerlik üçün, şu an hazır sırtı da kayıp kalan mezhep bu kaldı. Ama içi kürbüzge alımlar mı? Bağ ne düşünsek buldu. Zahiriye mezhebi hazır ergeç küçüsü köp emez ama mağul. Yaxşı yazılan kitapları köp boğanlık üçün yani paydalık kitapları köp olanlık için günümüz geçe varlıkını devamlaştırıp kelvatkan bir mezhep. Ama bu ehli sünnet Katar'a şu bayan bilgimizdeki bir bazılarının nezir edikleri bazılarının nezir edikleri hemen kalan. Şu biz adet denimdeyimiz ehli sünnet mezhepleri diyende tök mezhep deyimiz. Bu bütün alımlarının yani ki ümmetinin bir iki kilişi bilen bu şekilde olan. Onda bulsa bu ehli sünnetteki tört mezhep kayısı. Ehli sünnetteki tört mezhep Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebi kadarlık bu tört mezhebini gösterdi. Bu ne? Azırak bir İslami ilimden Havruba Adem bu mezhebin isimlerini bulsun. En az bildi. Yani hemisi hak, hemisi doğru. Fakat biz birisi ki ergeşip bazı üçünü koyulan yerimiz var. Bunun sebebini biraz dinleyin inşallah görürüz. Bu üç dört mezhep var yani ehli sünnet mezhepleri diye aklımızda. Bu bütün İslam alimlerinin bir deklik bilen üç dört mezhep ehli sünnet mezhepi Katar'ı da sözlengen. Bunların otoritesi bayan ben ne sözlüğe aklımda da ötüp gittim.
Tabi tabiin devri. Yani Peygamber İslam'dan kimki sahabe devri ve tabiin devri tep ketkendik. Peygamber 4. ve 5. devirlerde oturuğa çıkan mezhepler. Yani kiyin terakki kıldırılgan bozumu en 5 yaş şuyagi tayınıdığan mezhepler. Hem de biz bunun kurguçları kim diyen ki Hazır Karabağ ile. Ehli sünnet mezhebi kadarı da biz birinci bölüm Hanefi mezhebini aldık. Hanefi mezhebi bir bizim mezhebimiz boğalık üçün işkencisi dünyada en köp takılgan mezhep boğalık üçün şu 3. bulup şunu sözleşim. Hanefi mezhebinin kurguçısı Ebu Hanife Rahimallah. Ebu Hanife Rahimallah'ın ismi Nu'man İbni Sabit. Ebu Hanife Rahimallah Hicri 80. yıl doğulup Hicri 150. yıl babadan tapkan. Tebe'i tabi'in yani tabi'inden kinki devirge udul kildu. Ebu Hanife Rahimallah Iraklıların fıkıhşünası yani Iraklılar hüküm soraydıgan, fetva soraydıgan bir alimdi. Ve ehli rey de koyumuz yani akli deliller gibi tayınılan bir alim. Zaten alayidilik nimeye de gelince de, mezhebin alayidilik nimeye de gelince de, akli deliller gibi köp tayınışı. Akli deliller köp tayınıdı diginin bu nime emez, bir sök edoğan yakımına gibi emez. Bütün delillerini yani İslam ümmeti kabul kılan en asasi delilimiz nime yani Kur'an hadis kubuzdun. Kur'an hadis icma kıyasını kabul kılış bilen birlikte akılge ait delil bulan masalih mursalat sadd-i zara'i anadın ki örf diyerek bir kaçılığan yani akılge ait bulan deliller var. Bunlar ne? Köprak kabul kılan bir mezhep sanılıyordu. Hanefi mezhebi. Şunun için alaydılık ki şu da sözler durdu. Başkalarda mı bu akli delilgi tayiniş var? Lakin Hanefi mezhebi birazcık da düşünsek buldu. Hem de Hanefi mezhebi tarqalgan rayon qaysi dese, tarqalgan rayon Otur Asya devletleri, onun başka Hindistan, Pakistan degenek nurgun devletler. Müslümanların %80'i bu şu Hanefi mezhebi der desek doğru bulduk. Yani. Ben köp oğalı kuşumu, ben tepsili yazmadım. Bu şekilde Hanefi mezhebini çürüvasak buldu. Onun da sırf zaten en başta bizim o mezhebimiz. Şunun için biz bunu bekarak bilmez. Onun da ikiye Maliki mezhebi var. Maliki mezhebi kanak mezhep diyen canlı. Maliki mezhebi kurgucusu Malik İbni Enes Rahimahullah. İmam Malik Rahimahullah Hicri 93. yıl doğulup 179 vefat etti. Bunun biz bu imamın mı tabi tabi'in devrine mensup ikerlik ki İmam Ebu Hanife'den azraklam yaş cihette küçük ikerlikini körü alalayımız. Kayısı devirde yetişip çıkarlıkın mühim çünkü. Andakin bu mezhebin alaydılık ki çoğduysa, alaydılık ki düştüm burun bir nesma. İmam Malik Rahimallah Medine'de şehirde yaşayan bir imam. Medine imamı da karılıdır. Şununla bu mezhebin alaydılık ki bu yaşavatkan yer elbette tesir gösterken Medine ehlinin şirketlerini delil şekilde kabul kılgan. Bayan dediğimde bütün delillerini birlikte başka 4 mezhep kabul kılgan delillerini kabul kılış bilen birlikte Medine ehlinin şirketini kabul kılgan. Mesela bir iş var, bir amel var değil. Medine ehli hem de bir tek aşı işini kılıyordu. Ona boğan bolsa, İmam Malik Rahimallah bunu kılışımız gerek deydi. Demiş kılışımız gerek, deliliniz ne mi? Medine ehli bu şunu kıldı, bu şunu bile amel kıldı deydi. Bunun sebebi Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan birisiyle. Anladınkin Peygamber aleyhisselam o batta kıldı. Yani sanaklık yıl buldu. Ona boğan dinkin İmam Malik Rahimallah deydi ki şehir halkı sünnetini en bildiğin kişiler, yani Medine şehri, en sünnetli köp bildiğin kişiler. Şunun için, ula sünnetken kılap boğan işini umumi şekilde kılmaydı deydi. Şunun bilen, bu şunda, Medine şehirlerinde derin şekilde kabul kıldı. Mezhebinin başkına karıganda alayda varmış şu. Ondaki Tarkalgan rayonu kayseri yönde, Tarkalgan rayonu Livya, Trablus, Tunus, Alcırya, Fas, Marakeş, Sudan, Afrika devletleri disek buldu. Bu yerlerde Maliki mezhebi köprak sanıgelleydi. Onun için Şafii mezhebi mavu Türkiye'de men yani bir Hanefi mezhebi bizdeyimiz. Şimdi Şafii mezhebi en bizge yakın mı ya ki işkılıp en köp sözündü ya ki bulmasa ama biz yaşavatkan şehirlerde Türkiye'nin hem de Hanefi yemez ki mavu bazı bölgelerde Hakkari ya ki bazı bölgelerin Kayanballı Diyarbakır gelip bazı Şafii buldu. Aşılarının tesiri değil mi? Şafii mezhebi Türkiye'de şimdi bir bekrak tunulgan mezhep de karayma hem de. Onda bulsa Şafii mezhebi kanda bir mezhep diyeceğinden bunun kurucusu Muhammed İbni İdris Eşşafii Rahimallah. Bu kişi
Hicriyə 150-ci ili Fələstinin Qəzza şəhərində doğulğan. Anıldın ki, Allah qərindaşlarımızla salıq bəlsin. Hicriyənin 204-cü ili Mısırda vəbat tapqan. Bu yəni qırsaq, hilqib, nümunun imam Şafii'nin tuğulgan ili 150, Hicri 150, Hanefi, yani İmam Ebu Hanife'nin vefat tapkan ili Hicri 150, yani vefat tapkan ili İmam Şafii tuğulgan buldu. Şunu bilen, ben bir devir kiyinki devir yaşaydı yani. Şafii Rahimullah'ın alay, yani ma mezhebinin alay dedik ki, ne diyeceğim canım? Bu mezhebinin alay dedik ki, kıyasta köp dayanan bu işi. Yani Kur'an, hadis, icmalara dayanandan kiyin, aşunu vatayını delil, aşunu delil kılıp fetva belgenden sırt kıyaslı köpürak dayanan. Mesela başkalarda babı olan masalih-i mursela deyimiz bazı bir deliller var. Yani esiller var, mester menbeler var. Lakin İmam Şafii'nin mezhebinde, yani Şafii mezhebinde bula yok. En çok kıyaslı dayanan mavu, akli delillerinin içinde. Yani bir alay edildi ki şu. Anladın ki Tarkalgar rayon kaysi diyen de Tarkalgar rayon Mısır, Suriye, Hicaz, Palestine ve onun başka devletlerde Şafii mezhebi Tarkalgan. En ahırı da Hanbeli mezhebi var. Hanbeli mezhebinin kurucusu İmam Ahmet bin Hanbel Rahimallah. Bu Hicri 164 doğulup Hicri 241 vefat tapkan. Bunda bir yaş cihetten Karabaksanlı Hanbeli Rahimallah en küçük oldu, en ahırısı doğulgan. İmam buludu. 164 doğulgan, 241 vefat tapkan. İmam Ahmet bin Hanbel'in hayatı hadis ilmini ögünüş bilen köprak aşınım bilen ötkendi. Fıkıh demu alim, lakin hadisten tıkımı çoğun bir ilim sahibi olan. Şunu bilen bunu da esir de, bu mezhebden Allah'a edilirken ben ise hadiski köpte yanan. Bayan dediğimizde bu şu tört mezhebden hemisi asli menbelerini bir de kabul kılgan. Lakin koşumça bazı menbelerini alayda orunu kılgan. Bu mezhepte hadiske alayda köprak orun bergen desek buldu. Bu mezhepten takalga rayonları en köp Hicaz'da buluş bilen birge Irak, Suriye, Palestine, Mısır katarak sayıladı mı? Hem bilemez mezhepi Musulullah Ba. Bu yerden de Hanefi mezhepi dünyada en köp tutuk. Onunla kalsa Maliki Şafii ile Hanbeli ile biraz aslan ilgileydi. İlgileydiğinden. Ama hemisi hazır yaşavatkan Müslümanların mezhebi boğan yani. Bazıları hem Hanbeli mezhebi de mendeydi, bazıları ben Maliki deydi, bazıları ben Şafii deydi, bazıları ben Hanefi deydi. Hemisi mümkün. Çünkü hemisi Ehl-i Sünnet dairesinin işte de çönsek buldu. Kötü mezhebi hakkında kısıkçı bir uçur boğan olsa kalmamızda. Hem de Nimişka, Ehl-i Sünnet degen bir kısımga kirali yani. Bu lataylık bir mezhepli bulup ketmeydu. Parıklık mezhepler Nimişka oturuğa çıkıdı dediğin bir sual kalımızda kep kılışı mümkün. Parıklık mezheplerinin oturuğa çıkışı da birkaç sebep var. Bu sebeplerden birincisi, menbelerini düşünüştü parık buluşu. Menbe dediğimiz bizim fıkıh ilmi de, yani fıkıhta hüküm, emeli hüküm badedik o. Emeli hüküm delil gitayınıdı. Delil, Kur'an'dan delil buldu. Kur'an birinci menbe. Hadisten delil buldu. Hadis ikinci menbe. İcma'dan delil buldu. İcma üçüncü menbe. Kıyas'tan delil buldu. Kıyas dördüncü menbe. Bunun başka bayan diyendek yani Masalih-i Mursala ya ki bu örf deyimiz, şer'u men kablana deyimiz. Yani biz değil gerek ötep gitken şeriyeti Kur'an sözlengen bulsa. Anıl dinkin sahabelerin sözleri deyimiz. Bu şunu oluşturan koşumcu menbeler var. Hem de bu menbelerini düşünüşte perih var. Kanda diyen canlar Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bazı yerde bazı ayetlerini bayan kılan, bazı hükümlerini bayan kılan. Bu şu hükümlerini bayan kılan vakitte Kur'an Arapça olup, Arapça lafızlarını işletken. Mesela bu belki örnek verildiğin bir misal. Ayal kişinin, talaklı ayal kişinin iddet müddeti kancılık diyen de Allah Teala selasete kuruk diyen. Kuruk diyenin mənisi hem Arapçada iki hıl mənağı kilerleydiğen heyiz ve paklıkta. Şuna bir mezhep, heyiz diye mənisini tutan bir mezhep paklık diye mənisini. İşkilisi hatam doğru, her işkilisi doğru. Çünkü bu Arap ilmi din karga vaxtımızda her işkilisi mənasını ifade edilmeliydi. Şunu bilen bu yerde bir hıl paraklık oturuğu çıkan. Ya ki bu mesela
Başka ayetlerde mi? Mesela o beş avan mesih kılınlar diye yadaladılar. Ve mesehu bir uusikum diyen Allah'ta Kur'an-ı Kerim'de. B harfi Arap tili tarafından kargahtımızda, yani Arap tili ramkısından kargahtımızda Arap dilden onda çıkılmadan ifadeliyeleydiğen bir harf. Bunların birisi mesela ilsak da koydu. Hemisi mesih kılıçını gözüldü eğer anı tutan burada. Bazısı tebaiz de koydu. Yani bazısı diye manada gözüldü. Beşinlerden bazısını bir kısmını mesih kılsanla buldu da. Şunu bilen bir mezhep hemisini mesih kıldığına fetva verdi. Abadın aşı manada çıkarıp bir mezhep bir kısmını mesih kıldığına hüküm kıldı. Abadın yeni bir manada çıkarıp. Bu şekilde düşünüş doğru mu? Doğru. Şuna düşünüşte farklı bir düşünsek buldu bu yerde. Bu şekilde hadislerde bu şunu okşa şehvallah bağ mesela tahara sunuşta deyimiz hem bu meşhur bir vaka Peygamber Aleyhisselam bir vakitte taharet aldı şu yani taharet aldı taharet edip kilip şehval yüz verdi Peygamber Aleyhisselam'ın bir yeri kan idi onu Ayşe Raziyallahu anh'a sürtüp koydu yani ayağlarından birisi şunu bana Peygamber Aleyhisselam taharetine kayıt aldı bu yedik sahabıla bunu nakıl kıldı hem de kiyinki alımla birisi Peygamber Aleyhisselam kan çıkanlık için taharet ağan dedi. Yeni birisi ayal kişi bilen bunda ayal kişinin kol tikip ketkenlik için taharet ağan dedi. Şunun bilen iki kirli hüküm oturuğa çıkan. Bu şun içtiki farklı boğan ve şunun karab tabii ki yaşavatkan muhitini közde tutup Şafii Rahimallah kan çıkıp taharet sündüğünüzde yok. Mavu. Ayal kişi bilen tikişip kesse taharet sündüğünüzde İmam Ebu Hanife Rahimallah kan çıksa taharet sunudu diyen şekilde fetva vergen. Bu şuna oluşturan misallar köp yani çünüştü perhba bu başka mezzet, perhlık mezzetle oturuğa çıkan. Hem de Allah Teala onda demeyi çok kum uç bayan kıpasa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birer vakalik boğanın masahabına kiyin hata düşünüp kalmasın da boğan her ahval kartı uç bir bayan kıpası bulmaz mı dediyse. Butti. Lakin Allah Teala Muşunda farklılık düşünüş arkalık bizge bazı yerde asalık buluşunu halledi. Bu şekilde uçkap koydu yolun ahırını. Peygamber Aleyhisselam okşa şekilde şunoga mezheplerine oturuğa çıkışını normal ahvalda karsak buldu. Bu yerden karga vaktimizde. İkinciden memelagi tayin işte perihba. Memelagi tayin işte perihba dediğimiz asli olan Kur'an hadis ki tayin işte elbette hemeyle tayin edin. Lakin Kur'an'ın ayetleri bazı da yerde mesela bazı nesle umumi şekilde sözlengen, bazı yerde hususi şekilde sözlengen. Ama dikin onu kabul kıldığın çağda alımlar bir umum sözlengen yerden birisini başka bir ayetten gelip haslap durup muşunda tercüme kılığa. Yeni bir ayet, yeni bazı alımlar yok bu şekilde olmaydı, ma şekilde oldu da tayanığa baktı mı yani bazı bir parıklar hasıl olan. Onun demek olarak hadiste bu tekimi özünü gösterdikken. Hadiste kanda ise hadis bizge ravilerden yolu bilen kildi o hadis rivayet kılgan sana zinciri de koymaz şuna bilen kildi hani hadisler bazı güçlü hadis buldu bazı mutavatır buldu hatta yani bazı aciz hadisler buldu ya ki ahad hadisler deyimiz aciz kısmına kırmızı mı şuna hadisler her kıl buldu mavur kiliş yolu bilen Metin Peygamber Aleyhisselam'ın sözü desek mi? Bizki kendi yol perhi bulup kaldı. Şuna boğan ehvalasından bazı alımlar ya bizgi çokum sahih bir şekilde kelgen bolsa anadiki men bunundan çıkan hükümde kabul kılmadaydım. Yani bazı alımlar ya çokum sahih gelişi yani %100'lük şekilde geliş gerek emez. %90 şekilde kelsin. Yani sahih emez de hasen bir hadis olsun kabul kılma degen. Bu şunu okşuğan farklılık kabul kılıştaki nimdeyemiz ayadaki bir prinsipi perik boğallık için, tayin işte bir perik has boğallık için hüküm değil mi? Perklik bir hükümlerini bir oturuğa çıkan. Mesela bunu da yıllıkta nemini örnek bir adayımız. Vatanda vefatı, Türkiye'ye çıkıp hükümünün namazda rap etkiliş, de kolunu götürüp kiliş. Bunu da bazı demek ihtilap olup gidiyordu. Aslında ihtilap konuşmak gerek yok. Hedefi mezhebi kılış gerek emez. Hatta kılması, yani kılmaydı. Ama Şafii mezhebi kılış gerek değildi. Bunun oldu ki sebep Hanefi mezhebi bir hem madem körüdüğün bir ibadet bulup kalsa bu ibadetini bu emelinin delili çokum sahabelerden meşhur bir şekilde kiliş gerek. Yani köp sahabe, köp insan nakıl kılgan buluş gerek deydi. Ama
Mesela namazda kolunu götürüş işi aslında bütün sahabıdan birlikte körüdoğan bir ahvalı. Lakin bu bir tal ravidin kelgen, yani bir yol bilenden kelgen. Bir yol bilenden kelgen deyken Ebu Hanife rahimallah bunu kabul kılmagan ve namazda kol götürüş bunu kılış kerek emas deyip kargan. Ama Şafii rahimallah cinsi bir yoldan kelgen bilen doğru yoldan, yani sahih yoldan kelgen şunun için kabul kılışımız gerek de namazda kol götürüşünü sahih deyip kargan ve Müşrik kereklik deyip kargan. Bu da boğanlık için hükümlü paraklık boğan. Onun başka mı? Yani hadisin bu şu, manda hadisini kabul kılmayan, mandığını kabul kılmayan degen nesi de beklam ihtilaf, yani paraklık boğanlık için mezheplerin oturuşu çıkışına hili asasi sebeplerden birisi bu şu bu kalan. Bunu da mesela bayan dediğimizde İmam Malik Rahimallah ne mi diye yaşanan o ilgi Medine'de. Onun hadislerle yetişerliği, yani hadislerini tekimi köp anlayan buluşu mümkün. Anladın ki Nemed'de yaşavatkan, Irak'ta, Kufa'da yaşavatkan İmam Ebu Hanif Rahimallah bazı hadislerini belki de hayat vaxtında anlamağa buluşu mümkün. Şunu asasen bu petvadan belgen buluşu mümkün mü diyelimiz. Ya ki Kufa ehliden de şu zamanda biraz hadis tokuyduğun işler biraz köp olup kalanken şununla asallıkça hadislerini kabul kılmaydı. Nurgun hadisini bilse mi gerçi? Bunun hemen emez belki de en güçlük boğalarını kabul kıldığın bir prensip yedildirgen Ebu Hanif Rahimallah özde. Şunu için mi? Bu şunda şey, bazılarına tayınıp mavi %100 doğru da karımıgan olsa tayanmıgan buluşu mümkün. Bu şekilde ben belirge tayinleşti parakba. Şunu üçün parakta mezzetle oturuğa çıkan yerlerimiz. En ahırda yaşavatkan yani o parakta buluşu dedik. Bu ne? Bayan kış gibi insanın ikili nemede düşündürüp ötüksek buldu. Mesela yılkı neyimi bağlı? Kan çıksa tarih sunudu diyen Şafii Rahimallah demek Ebu Hanife diyen. Çünkü Ebu Hanife Rahimallah şehir ahalisi içinde yaşayan, onu uyardı kan çıkış ehvali asalıkçı yüz vermekti. Lakin bir ayal bile tekişip gidiş ehvali köp yüz bürüp kalattı. Şunun için Ebu Hanife Rahimallah A şehir halkını közü tutup durup ma hadis ki kalsak işkili hıl hükümde belgeli bulduken bizim ahvalımızın ma o da tekimdek bırak uygunken hep ar belgen bulsa Şafii Rahimallah yazı kışlak rayonu da yaşayan ayadaki adamlarda kan çıkıp gidişi ve köp ehval. Dikin ayal kişiden tekişip gidiş. Bunda kastelik olmağın çağda oturup çıkmayan bir ehval dep durup. Yani aşında tahlil kılınducu. Muşta dep durup şunu bilen mavu kan çıksa tahara sunmaydı. Ama ayal kişiden tekişip gitse tahara sundu deyilgan bunda bir patvan vergen. Şunu var yaşavatka yanı parıklık buluşun mu? Patvalarının farklılık buluşuna sebep olgan. Tabii ki yaşavatkan yerin farklılıktan kat'i bir şekilde kildiğen bir hükümde farklılık ama ikili hıl yol durus bulduğun bir hüküm olsa şu yege tekim uygun olan hükümde tanılıp beğen de düşünsek buldu. Yani bir gün mesela hadis köprak boğan İmam Malik Rahimallah yaşayan yerdeki dayanan delil bilen hılkı o hadisinin en köp boğan ya İmam Müdeyimiz var Mekke Medine. Mekke Medine'nin Irak'a ya da yaşayan Ebu Hanife Rahimullah'ın delil tayinişi paraklık boğan. Mesela o ya da yalgancıyla köptü ya Ebu Hanife Rahimullah yaşayan ya da şununla hadislerini çın tutkan en seyide karganlarına bağlan desek buludu. Bu şekilde bu şunda bir kan çığılgan sebeple tüpeyledin. Paraklık mezheple oturuğa çıkan bunun başka mı koşup koyduğun sebeplerimiz buluşu mümkün elbette. Ama ben hazır isim kegelerine bu şekilde yığın çaklağım oldu. Hem de bu mezhepler arası da şahçı vesildi. Şahçı vesildi dediğimiz aslında per'i de desek doğru buldu. Hem de hükümlerinin bunda bir Kur'an hadisinin inek delili yok. Ya ki bu olsun mu? Şuna işkili hıl acımakka, işkili hıl yolga, dürüst kaba boğandı. Şuna meselelerde perhlik bu olsun mu? Asli meclisinde paraklı yok. Mesela namaz periz dese hiç kaysi mezhep yok namaz periz emez demeydi. Ama namazın içindeki birer bir mesele de namazda kol götürüş sünnet, kol götürüş sünnet emez. Anadolu'daki yeni bir yerde secde manda kılış sünnet ki manda kılış sünnet demez. Ya ki taharet namaz için şart değil. Hemmesi bir de şart değil bulup taharetten manda ilişki gerek. Birisi yeni birisi bulup ya taharet mandara ilişki gerek. Yani bu per'i meselelerde, şahçı meselelerde fark var. Asli mesele de yok. Yeni birisi gel. Bu şu dört mezhebin hiçbirisi de Kur'an sünnetki zıt olan hüküm yok. Yani
Kur'an sünnetke hemisi uygun. Yani tətbiqləb əkəyə baxdığımızda hemisini tətbiqləqli buludur. Şunun üçün tört məzəbinin hemisini şuna əhli sünnet məzəbləri də aldıq bayam. Əmdi tört məzəbinin hemisi haq məzəbkən. Bunda bulsa bizden bir məzəbkə əgişimiz gerek mi? Ya ki tört məzəbini birden tutsaq bulamdı. Ya ki hiç qaysı məzəbkə əgişmesek mi bulamdı? Neydiğim bir sual kılımız yakın mümkün. Bunda bulsa bir məzəbkə əgiş gerek mi? Deyən cağdan. Bu yerde insanların üç türlü ayrısak buludu. Mukallid, fıkıh alimi, müjdehid de. Bu bir müjdehid bir istilah yani terim. Ama fıkıh alimi ile mukallidini mayagi ben silahı çöndür üçün yazdım. Mukallid diye aklımızda delilge karab durup yani Kur'an, sünnet, anandikin başka delillerge karab durup hüküm çıkırış kadir bulamaydığın kişi. Kur'an'ı okuydu, lakin okuğam ile mayadım anda hüküm çıkıdı diyemeydi. Çünkü hem bir yerden her hıl hükümle çıkıvermeydi. Bazı yerde buyruk şekilde kelgen bolsumu gerçi bu periz emez sünnetini ya ki mubahını bildirişi mümkün. Bazı yerde perizini bildirişi mümkün. Şu an bunun da tepsilatını bilemeydi. Şu an hüküm çıkarış kadar bulamaydı o kişi. Bu mukallit sanıldı. Bu asas yani asas insanla mukallit türü gikirdi hazır. Bunların bir mezhebi buluşu gerek. Çünkü tört mezhebini birden tutmadıysa çatak çıkıdı. Bayan dediğimizde ama dinini de tahareti kan çıksın o, tahareti sunduğun, ayak sivinin tişip kesin o, tahareti sunduğun, bunda ahvalda kalsa, yani işki mezhebden birlikte tutsa, şunu bilen kıyılıp kaldı. Eğer işki mezhebden tahareti sunmaydığın şeklinde tutup kalsa, mesela kan çıksa, ben Şafii'yi de tahareti sunmaydığın, ben onun için ayak sivinin tişip kesin, ben Hanefi'yi de tahareti sunmaydı da oldurulan bulup kalsa, hadis karşı çıkan bulup kaldı. Yeni hatalık var. Ya ki başka meselelerde bu tört mezhebini birden tutmadıysa hükümler birbiri biraz zıtrak bulup kaldı. Ya ki hiç kaysa gana okulmadan Kur'an sünnetki hılap bulup kaldı. Mesela talak kılınan ayol kancılık illa tutuduysa hemen mezhebini birden tutkan vakti de hemen kullanmaya kaldı. Bu şunda ahval boğallık için bir mezhebini tutuşu gerek. Hem mezhebini birden tutmayma, hiç kaysa mezhebini tutmayma hemen ise umu bulmaydı. Çünkü hiç kaysa mezhebde tutmağın canlı, bu adam hava yavesi yakışıp kaldı. Mesela hadisini okuydu, Kur'an'ı okuydu, buna karab, hem ayadım da dedim, hem işte kılayı. Kaysa özü asan kep kalsa, kıp kalıdığan, ya ki bazı da Kur'an hadisini yakışı düşünmeyi kılıp, düşünmeyi kalan meselelerde öz fikri bilen herkes kıp kalıdığan, ehval kilip çıkıldı. Şununla mezhepsizlik bu hata, tüt mezhepli birden tutuş bu hata, mezhepli mezhepki ahlap yürüyüş mü, doğru bombay kalıdı. Hem de fıkıh alimi işkin kişi oldu. Fıkıh alimi için ise fıkıh alimi delillere karab hüküm çıkaran mısın bu gerçi? Lakin kayısına tekimi takvağa ve ehvalı uygunluk ne tanıyalaydıgan kişi oldu. Yani delilinin kayısı ve gerek güçlük aşılarını tanıyıp tanıyıp çıkaralaydı. Yani tört mezhebinin delilini bir tek bilirdi. Bilgendikin mağı ve gerek güçlükken de tanıyalaydı. Ya ki mağı bizim şeraitimizle tekimi uygunken de tanıyalaydı. Bu şuna bir adam olsa bu bir mezhebde tutsun mu tutmasın mu ihtiyarı. Evet. Tutup bana ne dese özü bildi tutmayı ben en, her mi şimdi en takvası var. En şerait uygun boğundu tanılıp bana ne dese umu ihtiyari. Şunu bilen bu adam için bu şekilde. En hırın müjdeyit ben müjdeyit için ise delillerine karab hüküm çıkarış kadar bulalaydı o kişi. Bunda adam bir mezhep ki ergeçmesi mi buludu. Yani hatta ergeçmesi ki gerek. Bu her kanda bir yeni mesele uçturgan çağda özü izlenip tetkik edip delilini tepip çıkıp aşı şekilde yanlış gerek deyip karayınız. Hem de fıkıhtı mezhepke ergeç gerek dedik. Onlar bu kaysi mezhepke en takvasını mı, ya ki en asını mı, ya ki en şençlik isim mi? Hiçbiri gelmez. Çünkü tört mezhepke mesela bir mezhepli en takva mezhep, mağ, en asın mezhep, ya ki en şençlik mezhep digilip olmayın. Hem mezhep şençlik, bunun dışı yok. Hem mezhepte asan ve kıyın hükümler var. Hem mezhepte takva uygun ve en takvağı mesela bu zürriyet ehvallarına dürüstlükle uygun hükümler var. Şunun için bunda bir ayrımla bağmayımız. Şuna bu şekilde ayrım ayırıp biz özümüz yaşatkan cemiyet ve milletin mezhebi kaysı olsa şununla geçtik en yakışı oldu. Ya ki biz yolukkan meselelerimizde hüküm sorab barıdığan ustaz alimlerimizin mezhebi kaysı olsa şununla geçişimiz gerek oldu. Çünkü biz mukallit buluş süpütümüz bilen hem delillerini ya ki hem hükümlerini bilip bulamayız. Şuna boğandık ki etrafımızı karab, ustazlarımızın sorab iş görürüz. Eğer biz ustazlarımız başka mezhep, biz başka mezhep bulup kalsak uçağda
hökm sorab barıdığan adam yok, izlediyse məlumat yok, şunda ahval yüz verip kaldı. Cemiyet ve milletin mezhebi bilen başka bir mezhep nesin? Özümüz yaşayan vatkan cemiyeti hazır, biz neyle beysen? Türkiye'de ve Uygur milleti arasında yaşamadığımız her şekilde Allah şükür ki Hanefi hazırca. Şuna boğan ahvalası da biz Hanefi bulmayı başka bir mezhebini tanısak. Hata bulması mı? Biz özümüzü kıynap koyumuz. Mesela mescidi basak, Hanefi mezhebi karda bulduğu hem işler. Yani buraya çıksak aşı şekilde. Biz başka mezhepten isek biraz özümüzü kıynap koyumuz. Şu an en uygun boğunu cemiyet ve milletin mezhebi. Cemiyet mezhebi dediğimiz yaşavatkan yerimizi karab durup, milletin mezhebi dediğimiz özümüzden milleti arası diye yaşayan olsak yani. Şu mezhebi geçsek buldu. Ustaz alimlerimizden mezhebi deyişimiz muhim. Çünkü biz mesela sonra parada Allah şuna bu açıqa. Biz bire hükümde kıynansak aşılardan sorayımız. Ulan her kadimde her kadim biz ma mezhebden aşı mezhebden hükmünü de bırandıysa her kanda bir alim tök mezhebde bırakmam alim olmaydı. Cıkları özlü mezhebde alim bulundu. Koşumcu mezheplerini bilir o halas. Bazıları hamısı bulsun. Şuna özümüzde asallık bulsun üçün ve en doğru yolda uzun mezgil devam kullanışımız için bu şu yaşavatkan cemiyatı milletin mezbege, ustazlarımızın mezbege gitmemiz gerek. Hazırlık yani Allah'a atkalladın. Köpüncüsü Türkiye'de yaşayanlık için Türkiye Hanefi mezhebi ustazlarımız maçta. Şunu oğa bu kıyınçılık bulmaydı. Başka yerdekiler için mi? Eğer bu şu hüküm soruşları da Hanefi mezhebi bulup kalsa, şunu kılsı buldu, başka mezhepler bulup kalsa, yani ahval karab, ustazlarının bilen para alışıp, yani ustazlarının ahvalı karab, emel kılıp malısı buldu. Bu şekilde, ama doğru babağın yeni bir nesi var. Özününkinden doğru deyip kalsa, bulmaydı. Mesela biz çatalga çıkmasını kuvvetten de, bir hılam yolunu bilgelikimiz için başkalarının bir başka yerine gitip kazı oyma o hata akıldı deyip başta kıp kalattı. Hazır biraz düşen nokta böyleyim. Şuna bolsun o yanına bir isimizin çıkarması gerek. Tört ilisi hakmazlar. Şuna için kayısı birisini tutup mağam olsa biz o kıyırın işimizde mağı hata akıldı. Mağının dinden çıkartı diyerek bundan gelip kılsak asla bulmaydı. Şununla fıkıhta hakmazlar boğan tört mez yani ehli sünnet olan tört mezhep vardı dok bunun kayısı birisi gelgeçsek meyini yaşavatkan cemiyetin mezhepi gelgeçiş ben doğru dalaş bol alaydı. Dedok şunu bilen inşallah liksiyerimizin etmiş yaptı gideyle. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Liksiyerden hemen için faydalık buluşunu ümit kılma. Hem azırak bir müşu fıkıhtaki mezhepler hakkında bilimimiz boğan buluşunu ve onun sırtı da bunun için mezhepki kayısı şekilde karışımız gerektiğini bir bağlandığımızda koyulayım inşallah. Eğer hata sözler sağa gelirim olsa düz iş bir inşallah ümit kılma. Onda bulsa mikrofonu silahı sundum. Onun liksiyarı müşahatı güde.